Burada benim arkadaşım, biz geldik, çiçek ne aldık, çok güzel, çok güzel. Kesme çiçek üretimi yapıyoruz yaklaşık 50 dönüm arazide. Şu anki bulunduğumuz arazi Anemon Dağ Lalesi, Ranunculus Şakayık Türkçe tabiriyle. Sezonumuz bitmek üzere, çiçeklerimizin ticari değeri bitti. Biz de arazilerimizi halka arz ettik diyelim. Mutlu olsunlar, sevinçli olsunlar. Hem Ramazan-ı Şerif Türkler için, Müslümanlar için, hem de yabancılar için de Paskalya'nın olduğu bir dönem. Herkes burada 2 gün boyunca çiçeklerini kendileri topluyor, kendileri işliyor. Beğendikleri çiçekleri evlerine götürüyorlar. Bu sene başladık. Anneler günü ile anneler gününe kadar devam edecek. Yabancı uyruklular geliyor. Özellikle de Rus ve Ukraynalılar geliyor. O da şundan, Paskalya'nın olmasından ötürü. Ve çiçekler onlara hitap ettiği için. Avrupalılar ve Ruslar için, Ukraynalılar için, o Doğu Bloğu ülkeleri için bu benim organize ettiğim etkinlik aslında onlarda var. Şu anda ülkelerinde savaş olduğu için yapılamayan bir şey. Burada da yaşayan çok vatandaş var. Böyle bir şey düşündük, organize ettik. Çok mutluyum. Dün başladık normalde. Bu kadar bir gelen misafirin olacağını tahmin etmiyordum ama beni şu anda çok mutlu ediyor. Ve dua ediyorlar bana. O daha da beni mutlu ediyor. Sabah 10'da açıyoruz. Sıkıntı yok. Biz gece yarısına kadar buradayız. Işıklandırmamız da var. İsteyen istediği vakitte gelebiliyor. Ücret karşılığı yapıyorum ama kimseyi üzecek bir şey değil. Adı belli olsun diye bir şey koyduk. En azından yani şöyle, çiçekleri keserken kıymet bilinsin birazcık. Çünkü çok darma duman bir araziye de dönüşsün istemediğim için bir makul bir ücret belirledik. Herkes kendi buketini kendi yapıp gidiyor. Makasları, her şeylerini ben ikram ediyorum, sunuyorum. Malum hava sıcak, su vesaire, onlar da ücretsiz, ikram ediyorum. Yine diyorum, maddi hiçbir beklentim yok. Sadece adı belli olsun. Araziye biraz hırpalanmadan davransın diye ufak da bir bedel koydum. 20-25 TL arasında bir buketin ortalama herkesin topladığı değeri var. Yani çiçek toplamak çok hoşlarına gidiyor. Özellikle çocuklar çok mutlu oluyor. Burada hem çamur var, hem makas var, hem çiçek var. Ve çocuklar şu anda otları bile çiçek zannediyor. Maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ama aileler çok mutlu, anneler çok mutlu. Çocuklar yani güzel vakit geçiriyor. Yine diyorum, özellikle Ukrayna'daki savaş yüzünden mutsuz olan insanlar burada dua ederek gidiyor. O beni çok mutlu etti. Ben kendi adıma ilk defa yapıyorum. Ama yapan yapmayan var mıdır bilmiyorum. O da biz 2 hafta önce yurt dışına gitmiştik. Orada bahçeleri yine halka açılmış. Onu görmüştük. Bizim de sezonumuz bitmişti. Bizim bir eksiğimiz yok kimseden diye düşündüm. Ben de bahçemi açtım. Yaklaşık 10 bin dönüme yakın bir arazi var Antalya'da. Sezonu bitmiş, ticari değerini kaybetmiş çiçek arazilerini, diğer meslektaşlarım, arkadaşlarım da arazilerini açarlarsa bence bir şenlik havası düzenlenebilir diye düşünüyorum. İnşallah da her sene devam yapacağız. Там бумажка.